Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 7. sefir 42. kısım. Fasıl içinde vasıl. Korku namazı. İnsanlar korku namazının caiz olduğu konusunda görüş birliğine varmış. Buna karşın Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem korku namazını nasıl kıldığını belirten rivayetlerin farklılığı nedeniyle bu namazın tarzı hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. İmam Ebu Yusuf ise korku namazı hakkında farklı düşünmüş. Çoğunluktan ayrılmış ve şöyle demiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tek bir imamla kıldığı tarzda korku namazı sadece Hazreti Peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem caiz olabilir. Çünkü bu durum ona özgüydü. Korku namazı iki imamla kılınır. Her imam bir gruba iki rekat kıldırır. Bu esnada diğer grup ise düşmanı gözetler. Benim görüşüm şudur. İmam, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktarılan tarzlarda namazı kıldırıp kıldırmamak hususunda serbesttir. Hangi tarzda namazı kıldırırsa kendi namazı gibi cemaatin namazı da geçerlidir. Şu var ki selamı beklemenin zikredildiği rivayet bunun dışındadır. Çünkü bana göre bu rivayet tartışmaya açıktır. Çünkü bu durumda imam uyan haline gelmektedir. Halbuki Allah imamı uyan değil, uyulan yapmıştır. Bu konuda kesin bir yargı vermeksizin çekinceli kalmamın sebebi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem imama hasta ve cemaatin en zayıfını dikkate alarak namaz kıldırmayı emretmesi bakımından anlamla ilgili bir durumdur. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem namazına uymasının yorumlanabileceği tevili Tahavi şöyle zikreder. Ebubekir İnsanlara imamlık ediyordu. Onların içinde Hazreti Peygamber de vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi şöyle der. İnsanlar Hazreti Ebubekir'e, Ebubekir ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem namazına uyuyordu. Sahabi şöyle der. Burada uymanın anlamı Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı nedeniyle namazı hafifletmesidir. Bu yorum uzak bir ihtimal değildir. Bazen imam bu durumda uyulan imam olabilir. Olay aktaran sahabeden rivayet imamlık sözüyle gelmiştir. Bu nedenle bana göre beklemeyle ilgili rivayette kesin bir yoruma ulaşılamaz. Korku namazının tarzları hakkındaki görüş ayrılığı ise bilinir ve hadis kitaplarında yazılıdır. Vasıl, batıni yorum. Hak, kulun haline göre kuluyla beraberdir. Ben kulumun zannına göreyim. Öyleyse kulum benim hakkımda iyi zanda bulunsun. Kul hangi haldeyse Hak o hale göre kuluyla beraberdir ve ona göre kendisine muamele eder. Allah şöyle buyurur. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Kul Rabbini içinden zikrederse Allah da onu içinden zikreder. Kul Rabbini bir toplulukta zikrederse Allah da kulunu bir topluluk içinde zikreder. Kul burada imamın uyulan yerini almaktadır. Diğer hal ise kulun Allah karşısındaki halinin Hakk'ın kulun karşısındaki halinin tarzında olmasıdır. Bu duruma örnek olarak onları sever, onlar da Allah'ı sever ayetini verebiliriz. Allah yolunun ehli, bu meselede hakikatlerin gerektirdiği şekilde hareket eder. Allah daha önce kulunu sevmemişse, onu kendisini Allah'ı sevmeyle rızıklandırmaz, bu sevgiye onu ulaştırmaz ve bu sevgi de onu kullanmaz. Kul kendiliğinden Allah'ı sevemez. Kulun Allah'a yaklaştıran bütün durumlardaki durumu böyledir. Bu makam, Allah ehlinin gaflete düşmekten çekindikleri bir makamdır. Bu nedenle onu korku namazına benzettik. Fasıl içinde vasıl. Savaş halinde namaz. Bazı insanlar bu durumda namazın kılınmayacağı görüşündedir. Bazı insanlar ise insanın gözleriyle ima ederek namaz kılınabileceğini söylemiştir. Benim görüşüme göre savaş vaktinde kişinin kılabildiği ölçüde namazını kılmak zorunda da olduğudur. Çünkü karşılıklı olarak kılıç çekmenin dışındaki her hal cihat ve savaşma değil, sadece cihada ve savaşa hazırlanmadır. Kılıçların çekilmesi ise cihadın ve savaşmanın ta kendisidir. Allah kullarına savaşta sebat gösterip, sabır ve namazla yardım dilemelerini emrederek öyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Kafirlerle karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin. Sonra kararlılık göstermeyenleri tehdit ederek şöyle demiştir. O gün savaşmak için yer değiştiren ya da başka bir gruba katılan dışında onlara sırtını dönen bir kişi hiç kuşkusuz Allah'ın öfkesini satın almıştır ve cehennemliktir. Orası ne kötü bir yerdir buyurur.
Allah savaş halindeyken şöyle der: sabırla ve namazla yardım dileyin. Bu bağlamda sabır, nefsi savaş halinden kaçmaktan engellemek ve alıkoymak demektir. Böylece Allah savaşta namaz kılmayı emredip onun düşmanın başarısızlığa uğramasını sağlayan nedenlerden olduğunu belirterek namazı savaşın ve cihadın fiillerinden biri saymıştır. Böylece savaş esnasında namaz farz olmuştur. Savaş esnasında kaçmak ise büyük günahlardan birisidir. O anda Allah direnmek anlamındaki sabrı ve namazı emretmiş, böylece savaşta sabretmek farz olduğu gibi namaz da farz olmuştur. Bu nedenle kişi imkanı ölçüsünde namaz kılar. Allah şöyle buyurur: gücünüz yettiği ölçüde Allah'tan korkun. Başka bir ayette ise Allah kişiyi yapamayacağı şeyle sorumlu tutmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tehlike bulunmadığında bile bineği üzerindeyken imayla, yani gözleriyle hareketleri yerine getirerek tek rekat namaz kılardı. Öyleyse gerek korku gerekse güven esnasında farzın yerine getirilmesi gerekir. Bunun yanı sıra namazın Allah'ın yardım sebeplerinden birisi olması da bir müjdedir. Korkan kişi ne savaştan geri kalacak ne de gevşeklik göstermeyecek şekilde savaş esnasında namazını kılar. Bu durum vaktin belirleyeceği bir şeydir. Çünkü yükümlü vaktinin hükmüne göre hareket eder. Abdesti olup olmaması birdir. Buna karşı çıkan kişi Allah'ın emrini iyice incelememiş ve onun neyi kastettiğini araştırmamıştır. Allah dininde yükümlüden güçlüğü kaldırır. Nitekim bir ayette şöyle buyurur: size dinde bir güçlük yaratmamıştır. Bunu belirttikten sonra şöyle derim: yükümlü insan savaş halindeyken ya kendi içtihadıyla amel eden bir müçtehit ya da başkasına uyan bir mukallittir. İçtihat yapan birisi ise ona denecek bir söz yoktur. Çünkü böyle bir insan delilinin gereğiyle amel eder ve deliline karşı çıkılamaz. Mukallit ise bilce yapması en uygun iş, kılıçların çekilmesi halinde de namazın abdestsiz olarak kılınabileceğini benimseyen müçtehidin görüşüyle uymasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu desteklemektedir. Taklitçinin insanın bu ortamda abdestsiz olarak namaz kılınabileceğini kabul eden müçtehidin görüşünden yüz çevirmesini sağlayacak hiçbir kesin kanıtı yoktur. Çünkü müçtehide uymak taklitçinin yükümlülüğünü kaldırır ve hakkında en uygunu odur. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'den gelen güvenilir bir hadiste belirtildiği üzere Allah'ın peygamberine uyarak her anında Allah'ı zikredenlerden olur. Hazreti Ayşe şöyle der: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her anında Allah'ı zikrederdi. Bunun için belirli bir hali zikretmemiştir. Vasıl, batini yorum. Savaşta kılıçların çekilmesi, batini anlamında kendisine vesvese veren şeytanın ve nefsinin karşısındaki durumudur. Allah bu haldeyken insana şah damarından daha yakındır. Bu yakınlığa rağmen insan büyük bir savaş içindedir. Kul bu haldeyken Allah'ın yakınlığına bakar. Bütün namazı şeytan veya nefsiyle savaş esnasında tamamlasa bile hiç kuşkusuz böyle bir durumdaki insanın namaz kılması zorunludur. Çünkü böyle yaparsa şeytanla Allah vasıtasıyla savaşmış demektir. Çünkü o namazında Allah karşısında bulunduğunun bilinci ölçüsünde kendisine emredildiği şekilde namazın görünür şartlarını yerine getirmiştir. Savaşçı da kılıçların çekildiği esnada namazı kendisine emredildiği üzere batınıyla kılar. Emredilen şey gücü ölçüsünde gözleriyle ima ederek namazı kılarken, düşmanıyla savaşırken de diliyle tekbir getirmesidir. Bu esnada şeytanın vesvesesi Allah'ın yükümlü tuttuğu farzları yerine getirmekten kulu uzaklaştırmaz. Vesvese vaktinde temizlenmesi, tıpkı abdesti uzuvlarına ulaştırması gibi savaşmasının ta kendisidir. Şeytan kulun Allah yolunda cihadındaki azmini gördüğünde desinler diye savaşmayı aklına getirebilir. Bunun nedeni şeytanın kişinin amelini geçersiz yapma ve boşa çıkarma hırsıdır. Halbuki kul savaşmaya başladığında niyetini Allah'ın dinini korumak, Allah'ın kelimesinin yüksek, kafirlerin kelimesinin alçak olması için halis bir şekilde belirlemişti. Burada kafir, özel bir yönden müşrik demektir. Böyle söylememizin sebebi, Allah ehlinin bu sözle işaret ettiğimiz şeyi anlamış olmalarıdır. Başa dönersek, şeytan kendisini bunu hatırlattığında, insan bu düşünceye kıymet vermez. Çünkü bu kulun dayandığı esas ve dayanak doğru ve güçlüdür ki
Bu da başlangıçtaki niyettir. Şeytan doğru bir niyetle başladığı amelini artık bırakması hususunda kula saldırıp niyetine katışan gösteriş duygusuyla amelin bozulduğu vesvesesini verir. Kul şeytanın bu davranışının amelleriniz batıl olmaz diyerek reddeder. Böylece böyle bir niyet karışıklığı nedeniyle şeytanın ameli terk etmeyle ilgili verdiği vesveseyi bu ayetle kendinden uzaklaştırırsın. Hasıl içinde vasıl. Hastanın namazı. Bilginler hastanın yükümlülüğü bilecek durumda olduğu sürece namazı kılmakla sorumlu olduğu, namazda ayağa kalkmak, rükûa varmak ve secdeye gitmek gibi yapamayacağı şeylerin de hastadan düştüğü konusunda görüş birliğine varmıştır. Oturarak namaz kılabilen hastanın durumu hakkında olduğu gibi oturmanın tarzı hakkında da görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Başka bir görüş ayrılığı konusu ise ne oturmaya ne ayağa kalkmaya güç yetiremeyen hastanın nasıl namaz kılacağıdır. Oturarak namaz kılana gelirsek bazı bilginler onun hiçbir şekilde ayağa kalkamayan kişi olduğunu söylemiştir. Başka bir gruba göre ise hastalığından dolayı ayağa kalkmaya güçlük çeken kişidir. Oturmanın tarzına gelirsek bir grup bağdaş kurarak oturur demiştir. Böyle oturuş ayakta durmanın yerini alır. İbn-i Mesud ise bağdaş kurarak oturmayı mekruh saymıştır. Ne oturabilen ne de ayakta durabilene gelirsek bir grup böyle bir hastanın yatarak namaz kılacağını söylemiştir. Bir grup kolayına geldiği gibi namazı kılacağını söylemiştir. Bir grup ayakları kıbleye dönmüş olarak namaz kılacağını söylemiş. Bir grup ise oturamayan kişinin yanı üzerinde kılacağını söylemiştir. Bir yanı üzerinde namaz kılamazsa ayakları kıbleye dönmüş halde uzanarak namaz kılar. Benim görüşüm ve kanaatim şudur. Allah sorumlu Müslümandan dindarlıkta güçlüğü kaldırıp gücü ölçüsünde kendisinden korkmayı ona emretmiştir. Hasta kılabildiği ve kolayına gelecek şekilde namaz kılar. Hastalığının artmasına yol açacak dini konulardaki güçlüklerle yükümlü değildir. Namazı geçerli kılan bütün unsurları ve şartları yerine getiremeyecek bir halde bile olsa namazı hiçbir zaman terk etmemelidir. Çünkü Şah'ın hitabı kişiyi yapabileceği bir halde sorumlu tutar. Allah her gezi ancak gücü yettiği ve yerine getirebildiği şeylerle sorumlu tutar. Daha fazlasını ona yüklemez. Çünkü Allah hiç kimseye yerine getiremeyeceği şeyle sorumlu tutmaz. Ayetine bitişik olarak Allah güçlükten sonra kolaylık yaratır demiştir. Adeta şöyle der. Allah nefse bir görev verip nefsin onu güçlükle yapması yükümlü hakkında bir güçlüktür. Kolaylık ise Allah size dinde bir güçlük çıkarmadı ayetinde belirtilen durumdur. Allah kullarına ne kadar da şefkatlidir. Vasıl, batini yorum. Hastalıklar üç türdür. Bedene, nefse ve akla ait hastalıklar. Bunların bir dördüncüsü yoktur. Bedene ait hastalıklar burada incelediklerimizdir ki çekici bilginler onları bilir. Nefse ait hastalıklar Allah'ın emrettiği yükümlülüğü yerine getirmekten alıkoyan arzular ve niyetlerdir. Akla ait hastalıklar ise dini meseleleri kanıtlayan, kanıtlara ve imana zarar veren saptırıcı kuşkulardır. Bu kuşkular akıllı kişiyle imanın geçerliliği arasına girer. Nefse ait hastalıklar ise imanla beraber bulunur. Böyle bir nefs karşısında müminin imanı bedeni hasta bir insan için akıl gibidir. Böylece hasta Rabbi ile konuşma ve onu müşahede ed halinde namazını kılar. Nitekim Ömer bin el-Hattab orduyu namazdayken hazırlardı. Çünkü doğru sözlü mümin Rabbinden başka kimseyle konuşmaz. Allah'ın kullarından herhangi biriyle kendisine yaraşır tarzda Rabbi ile konuştuğunu görmeden konuşmaz. Nefsi hasta olan mümin ise Allah'tan alıkoyan niyetlerinin içinde imanı bakımından Rabbi ile konuşur. Böylece meşguliyeti onda ve onunla gerçekleşir. Dolayısıyla bir yandan alıkoyucu niyetleri öte yandan Allah'a inanma halinde olmayı kalmayı sürdürür. Ona şöyle der. Himmetin Allah'tır. Ondaki bakışın da Allah vasıtasıyladır. Çünkü Allah varlık ve mevcuttur. O her şeyde ve tapılan her şeyde ibadet edilendir. O her şeyin varlığıdır. O her şeyin maksadıdır. Her şey onu ifade eder. Zuhur eden her şeyde gerçekte zuhur eden odur. Her şeyin yokluğunda batın olan, gizlenen, görünmeyen odur. O her şeyden öncedir. Her şeyden sonradır. Böylece mümin her yönde ve her durumda Allah'a ibadetten mahrum kalmaz. Çünkü nefse ait hastalıklar imanı zedelemez.
Akla ait hastalıklar ise imana zarar verir. İman iki şeyle ilgilidir. Hakkın varlığı ve hakkın birliği. Zatı bakımından hakkın mutlak birliğine inanmak, akılcılara göre teorik aklın algılayabileceği şeylerdendir. Bize göre ise bu birlik, fikir gücümüzle algıladığımız bir şeydir. Zikir ve keşif yönünden ise algılanamaz. Aynı şekilde hakkın birliği de iman ve akılla algılanır. Ana hatlarıyla zikredilse bile, şeriat zatın mutlak birliğine hakkında hüküm koyarak ifade etmemiştir. Bu nedenle iman alanına girmez. Akıl hastalığı batini yorumda kişiyle hakkın varlığına geçerli bir şekilde inanmak arasına girdiğinde hiç kuşkusuz seninle zorunlu bilgi arasına girmiş demektir. Çünkü fiili yaratması sanatı bakana, fiili yaratması bakana göründüğünde yaratanın varlığını bilmek zorunludur. İnsan yaratanın hakikatini ve mahiyetini, hangi durumda olamayacağını, hangi durumda olup olamayacağını ya da hangi durumun onun hakkında imkansız olduğunu fikri bir inceleme, Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bildirimiyle öğrenmezse içinde bulunduğu durum dermansız bir hastalıktır. Zorunlu bilgiden mahrum kalan insan hastalığın etkisizleştirdiği bir hastaya benzer. Böyle bir insan ne hasta olduğunu ne de içinde bulunduğu durumu bilebilir. Böylece şeriatın hitabı da ondan düşer. Çünkü artık aklı yoktur. Yaratan hakkın varlığına dair zorunlu bir bilgisi veya imanı olsa, hakkı birlemeyi reddeden hastalık ortadan kalkar. Hastalığın kalkması ise, birini taklit ederek, mümin olmasıyla veya araştırıp akıl yürütmeyle, bilgin haline gelmesiyle gerçekleşir. Araştırma ve akıl yürütmeyle hakkın varlığına inandığında ise, bu kez hastalığı, akıl ve şeriat bakımından ilahın birliğine inanmakla beraber şariden gelen, zatın mutlak birliğine zarar veren, hakkın niteliklerini kabul etmemektir. Böyle bir hastalığa sahip olduğunda namaz kılabilir, hastalığına rağmen ibadetini yerine getirir. Çünkü ibadet ona yararlıdır. Çünkü hastayken sahip olduğu akıl, Allah'ın birliği hakkında zikrettiğimiz bu kadar bilgiye imkan verir. Doğru bir iman sahibi mümin, karinin nitelemiş olduğu Allah'a iman eden kimsedir. İmanı hasta mümin ise sadece aklının gösterdiği Allah'a ibadet eden kimsedir. Allah hakkındaki bilgisinde mazeret sahibi herkesin mazeretini içeren bir durumu dikkatini çektik. Tevhid ki o bütün varlıklardan istenilen şeydir, geçerli olup için ve dışın hareketlerdeki meşru ibadetlerini getirmek bunu eklendiğinde ne hoş olur.